Bütün problem yani Sayın Başbakan'ın anlayışı içerisinde mühim olan ki %38 barajını yani 2009'daki oy oranını baraj olarak kabul etti. Bunun altında ararsak başarısızlıktır, bunun üstünde ararsak başarıdır şeklinde bir ifade kullandı ki bunu da pek kullanmazdı. Genelde %48'lerde, %50'lerden falan bahsederdi. Zaten normal siyasi rajon da onu gerektirir. Yani en son en çok aldığınız reyin üstünü göstermektir hedef olarak. Fakat %38 yani ilk defa AK Parti'nin reyinin düştüğü ilk seçimdir. 2009 seçimleri. Ondan sonra 2011'de yeniden yükselmiştir ama ilk sarsıntı o tarihte olmuştur. Dolayısıyla bu hedefi yakalayabilmek için de dediğim gibi, bundan önce söylediğim gibi giderek kutuplaşmanın sağlamaya çalışıyor. Çünkü şeye de baktığımız zaman, kamuoyu yoklamalarına da baktığımız zaman partiler arası geçişin minimum noktada olduğunu görüyoruz. Fazla bir geçiş yok partiler arası. Bu 30 Mart seçimleri bir ölüm kalım savaşı haline geldi. Yani o gün Sayın Başbakan Bitlis'te, herhalde hatırladığım kadarıyla Bitlis'teydi. Bu bir belediye seçimi değildir. Bir genel seçimdir. Bu bir genel seçimdir. Yani evet, belediye başkanına rey vermeyeceksiniz. Doğrudan doğruya AK Parti'ye oy vereceksiniz dedi ki bunu ilk defa söyledi. Aslında bu bir mahalli seçim. Yani insanlar kendi yerel yöneticilerini seçiyorlar. Şimdi bunu bir genel seçim havasına sokulmasının o zaman temel nedenleri var. O zaman 17 Ocak 17 Aralık sürecinin sandıkla karşılanabileceğini veya onun nötr hale getirilebileceği düşüncesi olduğu için 30 Mart seçimleri hakikaten artık bir ölüm kalım savaşı haline dönüşmüş oluyor. Bunu ben çok doğru bulmuyorum. Çünkü bunu 30 Mart'tan sonra çözemezsiniz. Yani bu bloklaşma olduğu zaman bu bloklar ancak kırabilirsiniz. Dağıtamazsınız, yumuşatamazsınız.